İzleyenler, sevgili Ali Emlak izleyicileri, ben Emrah Çil, kamera arkasında Murat abimle bugün sizler için Kaz Dağları'nın olduğu bölgeye geldik. Neredeyiz? Çanak'a 7 kilometre uzaklıkta, Çanakkale'ye 50 kilometre uzaklıkta, otoyola da 1,5-2 kilometre mesafede güzel bir köydeyiz. Köyümüz hakim bir tepede, bütün her yeri görüyor, diğer köyler altımızda kalıyor. Tam karşımızda Çanakkale otoyolu karşımızda bulunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz 1096 metrekare alana sahip tapuda 2 adet kavgiri ev ve ahırı niteliğinde kayıtlı, elektriği, suyu bağlı yapıların tanıtımını yapacağız. Aynı anda yapımızın yapıların içinde bulunduğu alanın ortasında güzel bir bahçemiz, meyve ağaçlarımız var, samanlığımız vesaire vesaire. Öncelikle şu kısımdan yerimize geliyoruz. Burası devlet arazisi, yani boş, atıl, yol olarak düzenlenmemiş fakat yol olarak kullanılan bir duruma sahip. Yani muhtarın ya da köylünün ya da bu ev sahibinin şöyle güzelce bir çakıl atması gerekiyor. Doğru mu Murat abi? Buralara hiç kimseye ait değil. Boş arazi. Önden de bir girişimiz, o evin olduğu yerden var. Daha önce de bahsetmiştim, şu kesme taş, taş duvarla, taşları ince ince birbirine ekleyerek yapılan yapılar benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle önce cephesini gösterelim Murat abi. Yerimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın burası güzel, kullanışlı ve içinde samanı olan bir samanlık. Burası giriş kısmımız. Yığma tuğla diyoruz değil mi Murat abi? Yine taş duvardan güzel bir ahırımız var. Büyükbaş damı için kullanılıyor. Şu an içerisi boş. Kimse yaşamıyor. Yine aynı şekilde taş duvarlarla buraya kadar gelen bir ahırımız daha var. Bu tarafta küçükbaş, yanında büyükbaş. Bakabilirsiniz. Aynı anda. Burası da hala bizim evimizin arsası. İki katlı betonelme evimizi de göstereceğim. Bazı yerlere yığma tuğla, bazı yerlere betonerme ama gayet güzel. Öncelikle şundan da bahsedeyim. Fiyatı gerçekten hesaplı. Yani bazen okuyunca yani hesaplı demesiniz. Biz tutabildiğimiz kadar minimum parada tuttuk. Arsa fiyatına bunca yapıyı veriyoruz. Evet, yerimiz burası. İncir, ceviz, bir ceviz daha, erikler var içerisinde, şeftali var. Nar ağacı var. Biz erikleden bol bol yedik. Karnımız da acıktı. Şimdi şöyle Murat abi, arsaya girmeden önce şu konumdan şöyle bir etrafı göstermeni istiyorum. Gerçi drone görüntüsünde az çok görünüyor. Fakat şu karşıdaki bütün çam ormanlarını, şu karşıki tepeleri, şu aşağıdaki vadiyi, şu rüzgarın üfül üfül estiğini, yani tepede olduğumuzu göstermek istiyorum. Aşağıda yine tarlalar var. Şurada eskiden kalma yine bir taş yapı var. Hatta yan komşumuzun evi komple taştan. Şurada çok hasta bir Fenerbahçeli sanırım dışarıdan gelmiş. Büyük, güzel bir ev yapmış. Türk bayrağı ile beraber Fenerbahçe bayrağı asmış. Şöyle. Şimdi yaklaşmıyor. Şöyle. Yatay'da Fenerbahçeli. Gerçi beraber kaldığımız biraz moralim bozuk ama. Evet, devam edelim. Murat abi, görmüş olduğun cephe, o ağaçlar dahil komple buraya kadar. Buradan bu şekilde böyle bu L olarak devam ediyor. Eski ev var bir tane, yıkılmış. Samanlığımız var. Bir adet samanlığımız daha var, o da yıkık. Hemen bir girip gösterelim. Hemen soldaki damımızdan başlayalım. Burası hali hazırda büyükbaş hayvan bakılan damımız. Zemini ve tavanı sağlıklı, ufak tefek aydınlık görünen yerler mevcut. Burası taş duvar, burası tuğla, evet. Çok da sağlam. Şurası da baksana tuhaf.
Böyle eskiden namaz kılınmak için böyle minber mi deniyordu? Değişik bir yap abi. Çok eskisini bilmiyorum abi. Mansur abi yanımızda, babaannem burada dedi. Reçel gibi böyle değişik şeyler yapıyormuş. Neyse yerimize devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane büyük baş hayvan bakabiliyorsunuz burada. Hemen bunun yanında bir adet damımız daha var. Hemen arkamızı mı gösterelim Murat abi? Evet, öyle. Böyle taş duvarımızı güzelce görsünler. Sağlam. Müslümanız olarak. Kiremitler de sağlam. Tabi tadilat varsa süper. Burası hayvanların otlarının saklandığı samanlık. Şurada bir açıklık var. Zaten yan tarafı yıkılmış ya Murat abi. Ama bak buraya insanlar samanını koymuş. Bu kısım gayet güzel. Zaten buraya su girdiği zaman mahvolur. Bunların hepsi çöpe gider samanla. Her tarafı taş duvar. Ağaçları tek tek ince bir şekilde döşemişler. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Güzel. Evet. Gayet güzel. Serin serin. Şimdi bahçemiz. Burası hayvan ahırlarının olduğu yerin önündeki bahçe. Bir de evin önünde bahçe var. Yukarıdan göstereceğiz. Gel abi Murat abi. Bunlar yıkılmış. Bunlar çöp. Bunlar çöp. Gel Murat abi. Buldun mu abi anahtarı? İyi. Neyse şurası. Senden önce ben geldim. Çok güzel oyma kesme taşlar var. Evet. Eski evin oldu ya bu arada burası Murat abi. Yıkılmış olan yer. Hemen şuradan ben bir sınırı da göstereyim. Sonra evin içini gösterelim. Dur videoyu bitirelim. Saklarız sonra abi yerini. Evet. Şuradan. Şöyle sen arkama geç abi istiyorsan. Evin arka cephesini göstereyim. Sınırımız burası. Bu şekilde buraya bir kelçit ya da taş duvar. Komşuyla aranızı bölmek isterseniz. Akraba oldukları için. Şimdiye kadar bölmemişler. Evimizin arka cephesi Murat abi. Camlar üst kattaki camlar pimapen ister. Bacılar bakım ister çatıda. Ufak da olsa bir bakım ister. Genel sıvası güzel. Şöyle az çok bu işin içinde olduğum için söyleyeyim. Hemen dıştan güzel bir mantolama. Güzel bir dekoratif sıva. Dışı bitti abi. Çatıyı sıfırlamak isterseniz kaldırın yenisini koyun. İster tadilat yapın. Şimdi evin içine girmeden evin ön bahçesinde gösterelim. Sonra evi de gösterelim. Selamünaleyküm teyzeciğim. Şimdi biz şu bahçeyi de gösterelim, bir de evi göstereceğiz. Evet, burası güzel bir hobi bahçesi. Zaten burada ekim biçim şey yapılmış. Damlama sistemi dahi duruyor. Eksene teyzem bak her yerde Murat abi görüyor musun? Damlamalar var. Cevizlerimiz. Badem ağacımız yetişiyor. Her sırada damlama kurulmuş. Burada güzel domates, biber, açık. soğan. Bütün vadiye hakim. En üstte zirvede. Güzel, oval bir şekilde. Güzel bir arazi. Yine sınırlarımız böyle. Şurada dış tuvalet artık çöp olmuş. Şuradaki damı göstermedik Murat abi. Ben onun içine girdim. O da sağlam. Çatısını da gösterebilirsin buradan. Şurada şöyle daha güzel olur. Evet yine taş duvar. Evet. Şurada da ağacımıza ağaç kakan yuva yapmış Murat abi. Evet çok güzel bir hobi bahçemiz var. Bu kısımdan baktığımızda evin ön cephesinin bakıma ihtiyacı var. Tadilat, sıva ihtiyacı var. Doğal gaz. İşte, anladım. Evet. Ha, evin temeli taş temel. Murat abi şurada gözüküyor. Evet. Evet. İkinci kat tuğla şeyden. Ve çift tuğla yani. Çift tuğla. Şimdi sıra çift tuğla yapıp sıva yapıldı. Aşağısı taş temel. Yani burada da bayağı bir sıva yapılmış. Aynen. Çok kalın eski. Sağlam yani. Evet. Şöyle bir evi de gösterelim. Murat abi gel. Elektriğimiz, eski kapı numaramız, banyomuz, yer tuvaletimiz.
Giriş şu an kullanılmadığı için haliyle bakımsız. Evet, çamaşırlı buzdolabı var içeride. Şu bahsettiğim, evet, tavan değil mi? Güzelce verniklenecek. Çok. Nasıl? Hanay derler. Gerçekten. Ben bilmiyorum. Şimdi hemen şöyle. Eski bir mutfak. Burada da yine çok güzel. Evet. Ben beğendim. Muhtemelen sizler de beğenmişsinizdir. İlk günkü gibi duruyor. Bir de güzel verniklendiği zaman. Buraya sıfır bir mutfak ister. 30. yıl. Çanakkale seramik. Değişik. Kale seramik. Değil mi? Onu yapıştırmış eskiden. Tabii böyle şeyler. 87'de. 87 yılında. Yok. 1957-87 arası üretilmiş galiba. Neyse biz seramik işine bakmıyoruz. Hemen şöyle bir banyomuz var Murat abi. Yıkılıp mutfak büyütülebilir. Bence öyle yapılması gerekiyor. İlk gösterdiğimiz banyoyu biraz daha büyütüyor. Buraya mutfağa katmak gerekiyor. Evet. Gel abi. Çok serin değil mi Murat abi? Vay, burası nasıl? Evet. Taş. Taş. Komple taştan. Bir tek üst katı yamut oldu yaptıkları. Bir. İki. İki buçuk genişliğinde. Yine burada bir odamız var. Yere ince bir şap döküldüğünde laminat döşenebilir. Bu tavan akmaz çünkü üstte bir katımız daha var. Gayet güzel, biz çekimden önce bir çıktık. Gel abi. Evet. Yine güzel küçük ufak bir odamız. Bak Murat abi. Bir, iki buçuk santim duvar genişliği tavanımız. Burada eskiden bir ocak, şömine. Yemek pişirilen yer. Burada namazlık eşyalarını bırakmışlar. Açılabilir. Buradan ben baktım. Bacayı gördüm. İçerisini de şuradan ben senden önce bakmıştım abi. Bak şu tarafı göster abi. 2,5 sıra yığma tuğla, ateş tuğlası işlemişler. Şu kamerada fazla belli olmuyor. Duvarın genişliğinden belli oluyor. Yine buraya bir gözler yaparlardı eskiden. Mumluk gibi. Bak burada da varmış. Kapatmışlar da tabi. Evet şimdi üst kata çıkalım. Ondan önce az önce söylemek istediğimi ben göstermek istiyorum gerçekten. Eski yapılara saygı ve hürmet gösterilmesi lazım. Bak Murat abi. Nerede? Şuradan başlıyor. Bir, iki, iki buçuk. Bakalım. Duvarın kalınlığına bakar mısın? Şimdi bu şekilde. Şimdi seni öne alalım. Şöyle bir merdivenlerimizle beraber. Evet. Şimdi üst katımıza çıkalım. Zamanında yapılmış. Ardiyesi bile var altta. Evet. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Ya bunlar çok güzel dekor amaçlı. Orijinalliği bozulmadan tadilat görürse çok güzel. Tabii böyle. Bunun üstünü ben demin baktım. Şöyle. Hayvanlar, kuşlar girmiş. Ahşapta hiçbir sıkıntı yok Murat abi. Bak görüyor musun? Evet. Yapıştırmışlar eskiler böyle. Sapa sağlam. Az önce sen de gördün kuşları. Havalandırdık bir. Kuşlar gitti. Böyle güzel bir holümüz var. Bu baca akıyor. Dışarıdan da göstermiştim. Evet. Evet. Burada bir yüklük var ama küçük bir raf gibi böyle. Sağ çay reçel koymak için. Sony marka. Eskiden beni büyükler yanından almazlardı. Kaseti koyup reç tuşuna basardım. Gündüz de dinlerdim. Ne konuşuyor gençler diye. Biz çocuktuk. Gel Murat abi. Burada bir odamız var. Şunu bilmiyorum. Bilenler bilir. Ben bunu gördüğümde Ramazan aklıma gelir. Bizim rahmetli annem bunu Ramazan'da ıslatırdı. Tatlı yapardı bunlardan. Güllaç tarzında. Yufka ile karışık bir şeyler yapıyorlardı ama çok geçmiş ama. Dediğim gibi bacalar. Bacaların bakıma ihtiyacı var. Çatı gayet sağlam. Bir tek bacalarda sıkıntı var. Burada daha önce aşağıdaki teyzemiz zaten tek başına yaşıyormuş. Burası da duşa kabin. Ebeveyn banyosu Murat Bey. Ahşaptan. Evet. Burası da büyük. Altta giderimiz var, aşağı su giderimiz var. Acaba onun için mi kullanıyordu ya da yoksa böyle hani kendini böyle şeye çekerler ya insanlar. Böyle bir şey mi acaba? Bilmiyorum.
Gideri var ama değil mi? Gider var hatta mı? Burası yatak odası gibi. Yine bu eski gardırop değil mi Murat abi? Sabit Aynen. gardırop. Gayet. Burası, burası da aynı. Bu tavan da aynı. Kağıt sadece deforme olmuş. Yani olmasaymış da tavanın güzelliğini Kuşlar buraya gelmiş. gösterebilseydik. Şimdi Kuşumuz bizim burada. yani kuşumuz burada bak. Yine burada bir odamız mevcut. Gene sağlam duvarları, yerleri. Yine bir eski tarihi şeylerden biri. Çekeyim seni burada tabi. Buyurun. Ne? Tabii her eski eve girdiğimizde böyle değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii ki hemen yerine koyalım. Bu da bakalım. Evet. Genelde hacıya gidenden getiriyorum. Hacıdan. Tabii insanlar hacıdan gelsin de tesbih yüzük alalım diye beklerdik. Devam edelim. Bunlarda sanırım gardırop gibi bir şey varmış. Allah, bunların bazılarını bırakırlar muhtemelen. Evet. Şurada bir yan komşumuzu gören bir camımız var. Camları da açıp öbür tarafı göstermedik. Şu evin sıvası yapılmamış. Bizim evimiz de böyle alt kısmı. Murat abi bir göster. Öyle şeyden abi. Alttaki 05 yazan var ya. Evet. Nasıl abi taş duvar? Kesme taşlarla yapmışlar. Yani mükemmel ya. Saygı duyuyorum. Evet, evimizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Bakımı yapılması gereken yarım kalmış. Ama betonarme balkonumuz. Dereköy'de böyle bir balkonu yenilemiştik hatırlıyorsan. Şu manzara bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Bütün evin bahçesine hakim. Bütün köylere aşağıdaki otoyola. Şurada köyü gösterir misin? Zirvede bir yer. Güzel. Yenice Çanakkale yolu. Biraz sonra Çanakkale'ye gideceğiz. Bir gezinti yapalım. Polat abimizi ziyaret edelim. Doğan Bey'i ziyaret edelim. Sevgili takipçilerimiz, sizler için Çam bölgesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. 1095 metrekarelik içerisinde sağlam olarak iki tane taş duvardan ya taştan yapılmış iki tane hayvan ahırımız. Bir taştan yapılmış bir tane samanlığımız. Yıkılmış iki tane yapımız, onlar çöp. İki katlı eski, altı taş temel, üstü tuğladan yapılı dubleks diyebiliriz. Eski tip Eski dublek. tip eski tip İki katlı. dubleks, iki katlı köy evimizi tanıttık. Atladığımız bir şey yok. Şunu ekleyebilirim. Bu katta banyo yok. Banyonun yeri hazırlanmış. Su tesisleri çekilmiş. Kara sıvası yapılmış Murat abi. Yani çok da gösterecek bir şey yok. Sadece Böyle bu konuda merdivenleri gösterdik. Şimdi bir de tekrar bir drone uçuralım. Köyün etrafını, konumumuzu gösterelim. İyi seyirler dileyelim. Ben Emrah Çift, kamera arkasında Murat abimiz. Sizler için buranın tanıtımını yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar, esenlikler. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.